maçın kemeri, bu maçın kemeri. Kıza verir misiniz kıza? Kızlara verin, kızlara. Bu maçın kemeri. Evet değerli izleyenler, Sasan Aminzade ve Adem Bozkurt postlarını paylaşacaklar face to face'te. Bir tanesi. Neler yaşadılar, şimdi onları görüyoruz. Rakibini çağırmak için yanına fazla lafa, söze gerek yok. İşte geliyor kendisi, Adem Bozkurt. Evet değerli izleyenler, gecemizin artık son iki maçına doğru geçeceğiz. Adem Bozkurt ve Sasan Aminzade karşı karşıya gelecekler. Ardından da ana maçımızda Bahram Recepzade, Moriba Kosiyah'la karşı karşıya gelecek. İki nefis maç daha bizleri bekliyor. Ve artık bu iki büyük maç için son hazırlıklar tamamlanıyor. Kemer maçlarımız, 5 roundluk maçlarımız start almak üzere. Adem Bozkurt, Sasan Aminzade ile karşı karşıya gelecek. Feste, Kürşat Şahin Organizasyonu Loja Fight Club'da müthiş heyecan devam ediyor. Sırada gecenin 7. maçı, bir kemer maçı. 3'er dakikalık 5 round üzerinden bir mücadele. Ve işte şu anda görmüş olduğunuz kemer bu organizasyon özelinde. Maçın sonunda sahibini bulacak ve işte şimdi sporcuları ringe davet etme zamanı. Önce mavi köşede İranlı sporcu gelsin ringe. First in the blue corner representing Iran, Sasan Aminzade. Boksunun bir efsanevi ismi geliyor ringe. Erzurumlu sporcu coming to the ring, his opponent in the red corner representing Erzurum, Türkiye, Adem Bozkurt. We'll be right back.
introducing first of the corner, öncelik devamı köşede, representing Iran, İranlı sporcu, 32 years old, setting 1 meter 86 tall, weighing 82.4 kilograms. His professional record, 40 fights, 38 wins, 28 coming in the whale knockout, and only 2 defeats. Iranian champion in Muay Thai and kickboxing, and also a fighter of the national team of Iran. Ladies and gentlemen, 32 yaşında, 1.86 boyunda, 82 kilogram ağırlığında, profesyonelde 40 maç yaptı, 38'ini kazandı, tam 28 kez knockout etti rakiplerini, sadece 2 kez mağlup oldu. Mehmet Çelik yapıyor antrenörlüğünü, İran'da hem Muay Thai'de hem de kickboksta şampiyonluğu var. Milli takım sporcusu aynı zamanda Sasan Emin Sadrak! Rakibi kırmızı köşede, his opponent in the red corner representing Erzurum Türkiye, Erzurumlu sporcu, eğer yeterse nefesim aktaracağım tüm ünvanlarını size. 37 yaşında, 1.80 boyunda, 81 kilogram ağırlığında, profesyonelde 38 maç yaptı, 34'ünü kazandı, 22 kez knockout etti rakiplerini, sadece 4 kez mağlup oldu. 37 years old, standing 1 meter 80 tall, weighing 81 kilograms. His professional record, 38 fights, 34 wins, 22 coming in the way of knockout, and 4 defeats. K1 Max Turkey representative, in Muay Thai, 2-time world silver medalist, 1-time world bronze medalist, in Muay Thai European champion, kickboxing European bronze medalist, and boxing European silver medalist, WAKO world champion, WKN European champion, 4-time WKN world champion, 26-time Turkish champion! Kamil Max'ın Türkiye temsilcisi, Muay Thai'de dünya gümüş madalya sahibi, aynı zamanda bronz madalyası var. Yine Muay Thai'de Avrupa şampiyonluğu, kickboksta Avrupa üçüncülüğü, boksta Avrupa üçüncülüğü, WAKO dünya şampiyonu, WKN Avrupa şampiyonu, WKN Türkiye'si dünya şampiyonu, tam 26 kez Türkiye şampiyonu Adem Bozkurt! Mr. Paul Nichols. Karşılaşmamızı Paul Nichols yönetecek. Değerli izleyenler, Adem Bozkurt. Başarıları say say bitmiyor zaten. Bir yandan da Varham Recepzade. Birazdan gecenin son maçına çıkacak. Son ısınmalarını yapıyor. Moriba Kosyan'la karşı karşıya gelecek. Paul Nichols son talimatlarını verdi sporculara. Sasan Aminzade ve Adem Bozkurt kozlarını paylaşacak Loja Fight Club'da. Nefis bir maç bizleri bekliyor. Bir yanda 40 maçının yalnızca ikisini kaybetmiş bir Sasan Aminzade, diğer yanda 38 maçının yalnızca 4'ünü kaybetmiş bir Adem Bozkurt. İnanılmaz başarılı iki kickboks kariyeri bugün burada. Loja Fight Club'da karşı karşıya geliyor. Oo, maçın daha başında bir sakatlık olacaktı neredeyse. Uçuz kurtardı biraz Hasan Aminzade. 38 galibiyetini 28'ini knockout'la aldı. Adem 34 galibiyetini 22'sini knockout'la aldı. 80 kiloda inanılmaz knockout oranları. Şöyle bir sol direkt gönderdi Sasan Aminzade. Tabii çok tecrübeli sporcular, tartıyorlar birbirlerini. İlk rounddan gereksiz risk alacak sporcular değiller. Ama boşluğu bulunca da Adem Bozkurt gibi isabeti kaydedecek sporcular. Hiç low kick. Etkili geldi. Güzel blok aldı Adem Bozkurt rakibin. Tekme denemesinde çok soğukkanlı ama bir anda patlayıcı gücünü gösterebiliyor hala. Hakikaten çok özel sporcularımızdan bir tanesi Adem Bozkurt. Let's get busy gentlemen. Haydi Adem abi. Başarılısın sen.
Kıstırdı rakibini köşeye, oradan çıkmak istedi. Spinning backfist denemesi, adam iyi kapandı ve dirsekle geldi burada backfist'i denerken. Sasan Aminzade, Adem Bozkurt'un itirazı, Paul Nichols'ın uyarısı var. Dönen tekme bu sefer, Adem çok iyi kontra ama Aminzade hemen döndü yüzünü. Buyur Adem, güzel girdi içeri. Yani hiçbir hareketi boşa değil ringde Adem Bozkurt'un. Tekme denemeleri boşa gitti Aminzade'den. Adem gayet sakin, gayet soğukkanlı bir kez daha bu kombinasyonuyla girmek istedi. Bu sefer olmadı. Tutamazsın diyor Paul Nichols Sasan Aminzade'ye. Slow kick. Karşılık denemesi var. Adem Bozkurt çok iyi bir sol sarstı Aminzade'ye ama Aminzade kendime geldim diyor. Dış low kick denemesi. Şimdi Adem burada yere düşüyor ama sayılacak bir problem yok. Bir durum yok, sıkıntı yok, devam ediyoruz. Break. Round'un son 10 saniyesi işareti geldi. Fight. Ve ilk round'un sonuna geldik. Adem Bozkurt'un önde geçtiği bir ilk round. Bir ikinci round'a doğru geçeceğiz. Evet, Bahram Recepzade. Bir yandan da Adem Bozkurt, Sasan Aminzade karşılaşmasını takip ediyor. O da biraz daha renkli olacak. Loja Fight Club'da ikinci roundumuza geçtik. Aminzade bir sol koşu denedi, iyi kontra. Adem Bozkurt. Yani ringde her hareketi planlanmış gibi amaç uğruna hamleler. Aminzade bastırıyor ama güzel kontrolar geliyor. Yani Adem Bozkurt gerçekten çekmemesi lazım rakibini. Paul Nichols uyardı. Hakikaten çok kaliteli dövüşme devam ediyor. Sağ kroşe yine kulağa doğru geldi. Kaliteyle gerekli miktarda agresifliği bir araya müthiş getiriyor gerçekten Adem Bozkurt. Patlayıcı gücü. Ya, hele ki artık 37 yaşında olmasına rağmen hakikaten tecrübesiyle birlikte çok net olarak ringe yansıtabiliyor. Hakikaten muazzam bir sporcu yani 37 yaşında. Bu patlayıcı gücü böyle korumak, bir yandan bunu tecrübenizle armağanlayıp ringe böyle yansıtmak hakikaten çok zor bir iş. Ve genç sporcuların da bence çok net ders olarak izlemesi gereken bir sporcu Adem Bozkurt. Çünkü bakın her hamlesi gerçekten görerek atılan yumruklar, tekmeler. Boşa enerji hiç sarf etmiyor neredeyse. Ve puanları da bu şekilde topluyor üst üste Adem Bozkurt. Çok iyi bir sol kroşe çıkardı Adem Bozkurt. Son dakikasındayız round'un. Son dakikasındayız round'un.
Adem ringin ortasına doğru geldi. Sasan Aminzade'ye karşı low kick kaçtı. Abi son 30 saniye. Çok iyi bir sol geldi yine. Adem'den Aminzade kontraya çıkma çabasında Eskiver'le kaçtı. Adem Bozkurt. Kendini oradan çok iyi çıkardı gerçekten müthiş. Ya tehlikeye kaçtık, soğukkanlı kaldı. Son 10 saniye işareti geldi ikinci round için. Aminzade içeriden çalışmayı deniyor ama Adem'i düşüren bu darbeler öyle net isabetler değiller. Biraz kargaşa kaynaklı, kaos kaynaklı ve ikinci roundun da sonuna geldik. İşte ikinci round'dan gördükler ekranlarımızda. Ya muazzam dövüşü Adem Bozkurt gerçekten. Belki nakavta gidecek performans değil bu ama rakibi de öyle kolay kolay yenilen bir isim değil zaten. Tertemiz dövüşüyor şu ana kadar Adem Bozkurt. Loja Fight Club'da heyecan turumuz ile devam ediyor değerli izleyenler. Let's go! Let's go! Time! Last round. What? Floor. Outside, outside. Do it from outside. Ready? I'm free! Üçüncü roundumuz başlıyor. Adem Bozkurt, Sasan Eminzade'ye karşılaşması. Eminzade bir sol kroşe denedi. Tekmeyi arıyor. Adem savundu kendini. Sevgi sağ kroşe aradı. Paul Nichols araya girdi. Zade fena olmayan bir kombinasyon. Adem tezahüratları başlıyor. Biraz da bir yorgunlukla kendini gösterdi. İki tarafta da çok iyi bir sağ. Adem Bozkurt çok iyi bir sağ kontrası daha geldi. Break. Break. Stop. Yani tecrübe ne kadar önemli bunu çok net gösteriyor. Adem Bozkurt. Tecrübe nasıl kullanılır özellikle onu gösteriyor. Çok çok önemli. Aminzade bastırdı Adem ama tuttu dizi. Sporcular yerde kalırken Paul Nichols bunu gördü ve süreyi durdurdu. Adem Bozkurt'a sert bir uyarı geliyor. Paul Nichols'dan. Çok sert bir uyarı da Sasan Aminzade. Bu Muay Thai değil, bu kickbox. Kickbox yap, rakibi tutmayı bırak, yumruk at dedi. Adem çok iyi bir sağ daha. Müthiş sağ kroşe kontraları geliyor Adem Bozkurt'tan. Sol kroşe kontrası bu sefer. Adem Bozkurt hakikaten nefis yani. Rakibiniz hata geçtiğinde sadece kapanmak değil, o boşlukları görüp kontraları çıkarmak çok önemli. Adem son anda kaçırdı. Belki de knockout'a gidebilecek bir darbeyi. Son anda kaçırdı. En iyi nakavtlarla kontralardan çıkar bu arada, onu da hatırlatmak lazım yani gerçekten. Adem Bozkurt'un nasıl dövüştüğü, maça nasıl yaklaştığını genç sporcular tarafından çok iyi etüt edilmesi lazım. Şimdi Eminzade'den bir darbe almasına rağmen yine hemen karşı atağa geçti Adem Bozkurt. Ayağı kaydı, aman dikkat. Aman dikkat. Bir problem yok, kalktı ayağa, devam ediyor. Adem Bozkurt, Eminzade sarkmışı gönderdi. Önce sol ardından sağ Adem Bozkurt'tan. Ya zamanlamayı o kadar iyi çözdü ki Adem Bozkurt. Rakibi hangi hamleyle nasıl geliyor? Hangi noktada kendisi kontrayı çıkarmalı? O kadar iyi çözdü ki. Sol kroşe. Adem hata geçti diye çok iyi. Tam çeneye oturuyor bu sol. Sasan Eminzade'nin de hakkını vermek lazım hakikaten. Yıkılmadı. Çeneye bu kadar net darbe almış olmasına rağmen. Bir sol daha uzattı Adem. İsabet bu sefer yok. Son 20 saniye. Ya
Eminzade bekliyor. Şimdi tabii iyi kontrol çıkartınca rakibiniz de öyle tetik çekemiyor hemen. Bazen en iyi savunma ataktır, en iyi savunma saldırıdır. Bildiğiniz gibi. Üçüncü raundun sonuna geldik değerli izleyenler. Hakem ayırmakta biraz zorlandı Adem ve Sasan Eminzade'yi ama biraz gergin bitse de bitiyor karşılaşmamız. Üç raundun ardından. Nefis bir maç oldu. Bir kez daha alkışlar alalım lütfen. Her iki sporcu için de. Kıran kırana çok sert bir maç. İşte yavaş gösterme görüntüler ekranlarımızda Adem'in. Kroşe kontraları hem solundan hem sağından müthiş gerçekten. Çok özel görüntüler. Hasan. Biz sporculara kupalarını takdim etmeleri üzere Koç Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Koç'un. Maçın sonunda da işte Paul Nichols sporcuları biraz sonra yerdi ama yemeği başardı. Bey, İlhan Arasmer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Arasmer. Sakla senden, sakla. Şimdi maçımızın sonucunu öğrenme vakti. Bir knockout gelmedi. Hakemler bakalım nasıl verecek puanlarını. Sonuç açıklanacak. Sasan sen de ağır atalım. Tamam. Şimdi. Gecemizin ana sponsoru Koç Kablo. Koç Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Koç. Mirtaş Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Taş. Ve her zaman yanımızda olan, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan İrfan Transfer. İrfan Transfer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan Arık. Buyurunuz efendim lütfen ringe. Gecemizdeki çok özel misafirlerimizin transferlerinde, VIP transferde Türkiye'nin bir numarası. Sende. İrfan Transfer yine tüm organizasyonlarda olduğu gibi bu gece de bizi yalnız bırakmadı. Sayın İlhan Arık'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve işte şimdi resmi sonuç elimde. Aga the official results. The judges made their decision. And ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. Bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazandı. Winning on points 3-0. Red Corner, Kırmızı Köşe, Adem Bozkuru! Maç bitti ama gerginlik bitmedi. Hala Bozkuru net kazandı maçı, orada şüphe yok. Gürçer Çahin doğru hayır diyor Sasan Eminzade'ye. Bir rövanş isteriz yani. Bir rövanş isteriz. Adem Bozkuru net aldı maçı yani, itiraz edecek bir şey yok. Eminzade cephesinde. İşte şimdi kupalar takip edilecek. Öncelikle Sayın İlhan Arık. İlhan Arık da kupayı takip etmesini rica edelim. İlhanlı sporcuya ikincilik kupasını alalım arkadaşlar. Evet Sayın İlhan Arık buyurunuz. İşte İran'ın sporcu Sasan Eminzade'ye kupayı takdim ediyor. Buyurunuz efendim. İrfan Transfer. İşte İran'ın sporcu kupasını alıyor. Sayın İlhan Arık'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alkışlar Sasan Eminzade için. Ve işte şimdi de kemer zamanı. Gecemizin ana sponsoru Koç Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Koç. Adem Bozkurt'a kemerini takdim edecek işte. Alkışlarınız eşliğinde maçın sonunda bu geceye özel olarak hazırlanan kemerin sahibi Adem Bozkurt oluyor. O bir efsane. Ve işte başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Adem Bozkurt! Güzel bir tablo doluştu işte. Son bir kez daha bakın centilmence sarılarak birbirlerine.
Umarız gerilmeden bitecek bu maçın sonu. Yılların tecrübesi tabii ki Adem Bozkurt. Ama orada bir terbiyesizlik yaptı. Ve işte gecemizin ana sponsoru Koç Kampo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Koç'a bu gecenin gerçekleşmesinde gerçekten çok büyük emeği var. Çok değerli katkıları var. O bir kickbox tutkunu gerçekten her zaman elini taşın altına sokan, hiçbir fedakarlıktan kaçırmayan bir değerli isim o. Gecemizin ana sponsoru Sayın İsmail Koç için de bir büyük alkış gelsin lütfen. Kendisine de teşekkür plaketini takdim etmiş olalım. Ve Sayın Halil Taş yine çok değerli katkıları var gecemize. Mirtaş Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Ali Taş'a da çok değerli destekleri için teşekkür ediyoruz. Ve ringten ayrılmadan önce tüm ekibiyle birlikte bir kez daha duyalım mı alkışları onun için Adem Bozkurt!